Assalomu alaykum oynat televizyonining aziz ko'ruvchilari. Yana bir marta xursandman sizlar bilan birga bo'layotganimdan. Sohbetimizni avvalgi programda bilganingizdek, Oyisha Tojmuhammadovadek. Bugungi sohbetimiz yana Afg'onistonning eng mashhur san'atkorlaridan biri bo'lgan Afg'oniston xalqiga judayam yaxshi faoliyatlar qilib kelgan umuman san'at dunyosida. Hurmatli Said Hayatullah Kamol akamız bilan birlikdamiz. Ki bularni sohbeti davomida sizlarni ham bizdan bilan birga bo'lishlaringizni umid qilamiz. Xush kelibsiz. Salomga Turkiyaga va bu yerga kelib bizdan bilan birga bo'lishingiz. Men aytaman sizdan shu savolni boshlamoqchi edim birinchi marta. San'at dunyosida qanday qilib keldingiz? Qaysi yildan boshladingiz? Va qayerdan boshladingiz? Bu san'at dunyosida universitet bo'lsin, musiqa universitetlari, hunar universitetlari. Bu yerlarga hech ketdingizmi? Yo o'z iste'dodingiz bilan, o'zingiz o'sha istagingiz bilan ketdingizmi san'at dunyosida? To'g'ri. Endi har bir inson bir yerdan ilhom olmasa, o'zi hech bir ish qila olmaydi. Endi soli 57-yilda qavmni shunday bir o'ltirishdilar. Ki bizda o'zimiz bir ko'chamizga bir o'nari nima qilsak, tashkil qilsak, o'rmini ham bir shu narsaga olishsak deb o'ltirdilar. Dar o'zida biroq 40 kishi. Son bilan men pulni ko'p yoshaydim, eng shu 40 kishining yoshi men edim. Mendan bir 5 yosh katta Said Hidayatulloh Ahmadiyev hozir Turkiyaga yashaydi. Bu kishi bo'lib, kishi ko'p iste'dodli edi. Sonra o'rnini oldi qavmlar pul tashlashib. Sonra shu Said Hidayatulloh Ahmadiy she'rga qo'shiqchi chalib chiqdi. Xo'p, boshqalar qaysi ish bilan shug'ullanib ketdilar. Sonra Said Hidayatulloh Ahmadiy qo'shiqchini boshlagandan keyin men doirani qo'lga oldim. Buni bilan birga ketishib, ba'zi qavmlarni, do'stlarni kechalab o'ltirishi, ishtirok qilishib ketay bo'ldim. Sonra u kishi ham ta'sir bariga barobar kelib qoldi, ketdi. Sonra men shu qo'shqorchani o'rganib, qo'shqorchani chalib, undan keyin torni olib, torga qo'limga yetishtirib. Mana men eng sizga aytsam, jamiyaga taqdim bo'lib, jamiyaga konsert ko'rsatib, san'at yo'liga oyoq qo'yib kelishim 25 yil. 25 yildan beri faoliyat qilib kelamiz. Aytdilar aka, siz qayerdasiz? Afg'oniston qayerda yashaysiz? Shu hozir oilangiz qayerda? Nechta bolangiz bor? Biroz ma'lumot bersangiz. Super, to'g'ri. Men tug'ilishim, dunyoga kelishim Yakkabog' qishlog'i, Shirvon shahri, viloyat Jizzax. 12 yil maktab o'qiganman. 6 yil askarlik qilganman. Davriy avval, davriy ehtiyot degan gaplar bor edi-ku ilgari. Undan keyin 23 yildan beri televiziyani milliy juzijonga, Shirvonga va sifatda korman, mudir qilasizda tushib ish qilaman. 6 qizim bor. Bitta o'g'lim bor. Mach. Bolalar hammasi maktab o'qiyapti. Hammasi. Juda ham yaxshi. Aytilar ekan, sizdan yana bir savolim bo'ladi. Siz ham mana Afg'oniston ko'plab qo'shiqlarini umuman maqom shaklida o'qiysiz. Sizlar shoir bo'lsiz, bugun ham o'sha konsertda maqom shaklida qo'shiqlar o'qiysiz. Bu maqomni o'qishni umuman she'rlari bo'lsin va o'sha Afg'onistonni ko'plab qo'shiqlar bo'lsin. Qayerdan topasiz? Qanaqa qilib olasiz? Ani to'ppa to'g'ri. 2 qism yoki 2 raqam musiqa bor, musiqa. Bittasi shashmaqom deylar, bittasi ashula deylar. Shashmaqom eng qattiq musiqa. Ashular yengilgina qo'shib, odam darrov aytib ketaveradi. Durust, men ham ashula aytaman.
Onca hozircha uncha aytsam sizga men ham shashma qoldim. Tushunmayman. Bir oz aloqam ko'proq. Ko'proq o'zim sizga to'g'ri olsa bunda aytsamki, shu og'ir she'rni qo'layman. Yaxshi she'rni qo'layman. Yaxshi she'rni yengil aytsangiz, kayfiyatni oz biladi. To'g'ri. Og'ir aytsangiz, shu o avomlar aytganda toshga murib qozgan deganday avo joyini topib borishi bilan shunga ko'p aloqam bor o'zimda. Agarcha ustod marhum G'afur Kamolni hojisi mulla Toshmatam aytib o'tdilar. Bu kishi eng shashmoqom don edi. Uncha shashmoqomga baladiyatim yo'q, biroz maqsad aloqam bor. Endi kush qilamanki, endi yoshim ham ketyapti. Şu maqamda qo'lga olay deb umidvorman. Juda ham xursand bo'ldik. Umuman yana bir savol bermoqchiman sizga. She'rlarni umuman tanishgan faqat bir shoirdan olasiz yo bo'lmasam qo'lingizga tushgan har she'rni olib, uni bastalab o'zingiz o'qiysiz. Endi sizga mundoq aytsam, men aytdimki sizga shu eski shoirlarning she'rlarini o'qiyman. Uni eng ajoyib she'rlar o'tgan. Mana oldimda ko'p qorong'i to'xtabdi. Bir narsa ilhom beradi. Uni o'zim ham tilga keltira olmayman. Shu eski shoirlarimiz ko'p boshqacha bo'l kayfiyat she'r aytdi. Ofiz o'lgani qancha yil bo'ldi? Sadini o'lgani qancha yil bo'ldi? Navoiyni o'lgani qancha yil bo'ldi? Muqimni o'lgani qancha yil? Mashrabni o'lgani qancha yil bo'ldi? Nima deb u asr zamonga ilmiyat ko'p oz edi? Kursoy kompyuter ingilizce onin bunda chakin gapli yo'q edi. Buna qanaqa undan baland she'r aytayotgan deyman shu kallamga keladi. Shuni pas endi tasalli o'zimga bo'lanmaydan bu ilohidan ilhom oldi. Mani mantiqim ish bermaydi. Avo, faqat sirfan hozircha hozir bir sir mana shu matn sev an qo'yini she'ri Hele yakımlı menge tamam bilen, ben ama şairlerimi yaş görmem. Aşrab Azim'in şiiri, Hafiz'in şiiri, ama İntizor'da şiiri, ama Matin Seyfi Antoy'un şiiri menge yok. Herkimde elbette, hususiyatı farkı bu hafta. Hakkınca onu, balen sözler, söz, sizi ayetmeyim ben, hakkınca onu bana onun için ilmiyatım balen demez. Ben Matin'de şiiri bana mı tahlil kılalmıyım ben? Ama özüm alakam var, Matin'de şiiri, hoşlar içti, gayayış o. Ko'ngilni zor emasmi? Na bo'ldi yuz o'g'irding, dil furg'onor emasmi? Dil furg'onor emasmi? Mani yoqadish matnsachi. Yaxshi, rahmat, sog' bo'ling. Yaxshilab aytib berdingiz. Tabiiyki, matnlar qo'y janoblari o'zlari eng iste'dodli shoirlarimizdan biri. Bizlar ham ularga salomimizni, ehtiromimizni, hurmatimizni bu yerdan ularga yetishtirib qo'yaylik. Aytaqa sizdan yana bir savol so'ramoqchiman. Umuman kelajakdagi planlaringiz nima san'at hayotida? Nima qilmoqchisiz? Shu ma'noda davom bermoqchisizmi? Yoki o'sha ichingizda qolgan planlaringiz bor, uni haqiqatga o'tkazolmayapsizmi? Mana to'ron sel arqadan Kamsar Mag'ali o'limni ko'targan. Yüreğimdik lafını dışarıya çıkar olmayı toplamadım. Çıkar olmayayım ben. Ama bunu ispat kılıp kilotum ben, ispat kılamam. Kim milletimle, mardumumla bu gittin ha? Ölgünce ben bu yolumda kaydettim. Ne o çünkü bu şairlerimiz, şu maşrapta şiirin bana bir kağıt giderdi. Doğru. Bu maşrabda şiirini mani de Hoji Sayyid Mulla Toshmatam bir esosman onarman bunu çıkarıya televizyon sanasıya ya an Türkiye'ye, Hindistan'a vakka vakka safarga çıksay biz de çıkarmasay bunu kim çıkarardı? Mani maşrabda şiirini ben hazır ki çok bölgenleri gibi bana farklı taşlattılar. Ben şöyle çok geldim narazman. Kalandırmış Rabiman ilk ki ağlam dini tipi vuttum Behişti uğur bulmamı Kuçak pulaya satı vuttum Bana hazır ki çöp bugün meşrattı Kitabın içi ki bana şu şiir yok Acem Majnun'du ben Erdaşlı sahralarda sığmam dur
Mana şu yok. Ne mi diyeyim onda maşrapta ki, iş, asarını kim kıladı böyle? Kim çöp kıttı? Ben eski maşrap oktaramı top olmayıydı. Eski maşrapı hiç güven miydi? Bu ise hem yaşırıptılar. Bu ne bu ayet telefon kemal oğulları? Yok aslında onda türkü bulmayan da, şimdi siz fakat ne diye bir şey eksik bulacağınız, kim çöp bulacağınız yapsız. Ayta kajdayım kursan bulduk, sağ olun, taklif, taklif bir geçer, taşlık buyurduyuz. Gelecekte ama şuna kadar programlar gel, yöldeki noğalardan insan çıkarmayızlar diyen ümit falan, sizden yana bulmakta rahmet edin. Rahmet sizden hem kette ahırda bir söz bana etkime. Şu, her milliyette özünü, herhangi başka, adaliyatı başka, günler müzik sunmuşum. Biz öz halk, özbek halklarını ha? Farkı bana şu. Bir ihtimasım var bana şu. Koldan kelegan, o atır tutuşaymaz. Her gün de koldan kesen. Şu sanatıya, farhangiye kılsın, kumak kılsın. Bir madrak uysun. Bir biz giymez, ya mullo giymez. Kaysık halatı ki bulursa esasın, masulat kılır. Şu sanatına farhanglarga tavajı kılın, hizmet kılsınlar. Teşekkür sizden çok hoş bulduk. Benim sağ olurdum. Hakikaten güzel doğru yapılarına aittiyiz. Ve bir yüzden Azonya Turizm'in kurucuları gibi eşitlediyiz. Bayatta Hüsam bulduk. Azonya Turizm'in yazı kurucuları bu ülke kursatımız şu yılda. Uz yakını da yutadı. Yana kereli de o kursatı geçer. Sıramda birlikte bulamış olan umut falan. Sıramda kaynaşalım. Yaşık olacağız.